şimdi Burada ben bir şey söyleyebilir miyim? Ee, şimdi Gökhan abi tabii Beşiktaş'ta da uzun yıllar futbol oynadı. Yani teknik adamlara sabır konusunda bence e, çok alt düzeylerdeyiz. Yani Pereira için bunu söylüyorum ben. E, nihayetinde benim açıkçası beğendiğim bir teknik adamdı. E, kendine göre bazı teknik adamların egoları olur, takıntıları olur. Bu normal bir şeydir. Bunu kaldırabilecek camialar yani bunları sabredebilecek camialar başarılı oluyorlar. İşte Abdullah Avcı örneği Trabzonspor'da olduğu gibi. İşte yani döndüğünüzde Okan Buruk'un bir Başakşehir kariyeri ve şimdi bugün Galatasaray'a gelişi. E diğer tarafta İlhan Palut, işte yeni dönem hocaları arasında baktığımızda bence üst sıralarda yer alıyor. Tabii baskısı olmayan bir camia. Nihayetinde hani belki şampiyonluk hedefleri yok ama ilk beşin arasında ya da Avrupa'ya gidecek bir sıralamada olmayı yeterli gören bir Konya Spor olarak düşünsek de geçen yıl ortaya koymuş oldukları oyun bence çok başarılıydı. Dolayısıyla hani Pereira'nın gidişi biraz Fenerbahçe camiasının yani şampiyonluğa kitlenmiş bir camianın o baskıyı teknik adam üzerinde kaldıramaması ile ilgiliydi. Yoksa bıraktığı oyun ve bıraktığı oyuncular bugün Fenerbahçe'nin şu anda iki noktasında değil mi abi? Biri Ferdi, diğeri o sayı Samuel. Hiç pek olabilecek bir oyuncu değil. Yani, yani özellikle Samuel'i söylüyorum. Ferrari için sana yüzde yüz katılıyorum. Yani tabii ki yani yaptığı işler de ortada. Yani sonuçta kazandırdı. Fenerbahçe'de maddi anlamda bir şeyler kazandırdı. Kim Minji örneğinin olduğu gibi. Ben Torrent'i anlamadım. Galatasaray'da Torrent'i anlamadım. Bir de anlamadım. şu var. Yani üçlü oynuyoru hep böyle e, evet. hocanın üzerinde yani bir baskı olarak oluşturdular. Ya oynayabilir. Üçlü ilk kez Fenerbahçe'de Pereira oynamıyordu. Şöyle bir durum var. Şimdi bir yandan e, Polonya'da oynanan ilk karşılaşmanın 11'lerine de bakıyorum. E, İsmail Kartal'ın bıraktığı Fenerbahçe'deki 11'i şöyle bir düşündüğümüzde 4 farklı oyuncuyla beraber sahadaydı. Tabii ki Kim Minje'nin satılma ihtimali dolayısıyla listeye yazılmamasıyla beraber Salahi Serdar Aziz stoper ikilisi oynamıştı. Salahi çok İdeal 11'inde yoktu İsmail Kartal'ın. Onun haricinde İsmail Yüksek, Vilyan Arao ve Joshua King 11'e monte edilen isimler Uç şimdi. Yeri trans. Aynen. Basın toplantısında bu da soruldu Jesus'a. Sürpriz değişiklikler olur mu diye. Siz muhtemel 11'leri şöyle bir kafanıza yerleştirdiğinizde Fenerbahçe'nin nasıl bir 11'le sahaya çıkmasını bekliyorsunuz? King çok eleştirilmişti. Serdar Aziz'in zaten sakatlığı var. İrfan Can Kahveci'nin performansı yine eleştirilen isimler arasındaydı. Bu isimler üzerinde bir değişiklik bekliyor musunuz? Yoksa çok fazla oynamayacak mı 11 Fenerbahçe'nin kadro derinliği o kadar fazla ki oynayacak oyuncuları esasına seçmek kolay iş değil. Cösus ne dedi? Maçtan önce sabahleyin de bir idman yapıyoruz. Ondan sonra oyuncu kadrosuna bakıyoruz ki bugünden kadroyu açıkladığınız zaman otomatikman Dinamo Kiev'e de gidecek bu kadro. Bu kadro üzerinden yani belirlen 11 üzerinden ona göre taktik varyasyonunu çalışacak. Ama şu anda öyle bir şey belli değil. Dinamo Kiev'in de kadrosu belli değil. Burada ne var? Jesus bu takımla 24 saatini beraber geçiriyor. Jesus bu takımla beraber nefes alıp veriyor. E, yarınki en sabahleyin yapacağı ter idmanından sonra e, kadroyu kadro 3 aşağı 5 yukarı şekillendirecek. Burada ne var? Salahi banko değişmez gibi duruyor. Onun yanında Serdar Aziz de kim mince gitti ki kim mince'nin gitmesi Fenerbahçe için büyük kayıp. Herkes Serdar Aziz, evet, Serdar Aziz kalacak. sakatlığı. Serdar Aziz de sakatlandı. Orada olduğu zaman fazla bir alternatifi yok. Bir Tisserant alternatifi var. O sayıyla Ferdi değişmezleri oldu zaten. Baktığımız zaman iki tane defans oyuncusu diyorsun ama iki tane hucumdan, ofanstan dönen defans oyuncular oldu ki oynanan ilk maçta devamlı şekilde o bindirmelerde gördük. Ara şu anda basit oynuyor. Ee, zaten yeni geldi takımı tanıma aşamasında. Ee, takımı tanıdıkça ve oynama süresi bundan sonra arttıkça daha da faydalı olacak gibi diyorum. Futbolun esasında nasıl oynandığını gösterdi. Hiç kendini zora sokmadı. Çalım attığını gördünüz mü? Ben görmedim. Alıyor. En basit, en boştaki arkadaşına topu atıyor. Tekrar boşa çıkıyor. Yani futbolu çok basit bir oyunmuş gibi gösteriyor. İsmail gerçekten iyi performans gösterdi. Gene aynı şekilde İsmail'i kullanacağını düşünüyorum. Burada kenarlarda ve forvette düşünebileceği alternatifleri çok fazla. Ee, orada e, herhangi bir değişikliğe gider mi ki? Ee, bu da Jason kararı. Yani King e, ilk maçında eleştirebilir ama King bu ligde çok gol atacak. Ben inanıyorum ona. Hakikaten e, geçen sene Premier'de Watford'da iyi işler yaptı. İyi oyuncu. Norveç milli takımın oyuncusu. E, Valencia e, yani atsan atılmaz satsan satılmaz. Valencia gibi bir oyuncu olduktan sonra kulübe de oturtamıyorsunuz. Hakikaten iyi oyuncu. Girdikten sonra kulübeden bile e, etkili. İrfan'da ben de katılıyorum. Yani biraz eksiklik vardı. Yani oyuna tam konstant olamamıştı ama bir İrfancan Can sonuçta Türk futbolunun geleceği yetenekli. Yani Başakşehir'de yaptığı ortada. Fenerbahçe'nin o dirilişinde yaptıkları ortada. Rossi ile onu da iyi kullanıyor. Hı hı. Burada alternatifleri ne olabilir? İşte sonradan gelen Bruma'ydı. Emre Mor'un hazır olup olmaması. Lincoln'un durumu. Yani Lincoln'un sonradan. Yani vereceği o kadar derinlemesine kadro var ki Ceyhun elinde. Oradan bir 11 yapması kolay değil. Ve Ceyhun büyük hoca olduğunu da bu gösteriyor zaten. O geniş kadrolardan, o alternatifli, derinliği bol olan kadrolardan siz iyi bir 11 çıkarıyorsunuz sahaya ve 11'de 11 de çıkıyor. yani Dinamo Kiev maçında basmaya çalışıyor. Dinamo Kiev'e alan bırakmamaya çalışıyor. Çok çok iyi oynamasa bile Dinamo Kiev'e de oynayacak alan bırakmadı bence Fenerbahçe dediğim gibi ben ilk maçta beğendim ki e, gene öbür hazırlık takımlarımızın hazırlık maçını izledikten sonra gene ısrarla söylüyorum şu andaki en hazır takım lige başlayacak olan en hazır takım Fenerbahçe diye düşünüyorum. Bunu sağlamasını yapması için de oynayacağı yarın bir 90 dakika uzatmaya giderse bir 120 hatta penaltılarla elemesi Fenerbahçe'ye sözden öncesi çok büyük bir güven getirecek diye düşünüyorum. Muhtemel 11 sorusunu o zaman Ulaş Özdemir size şöyle yönelteyim. <laughs> ee, şimdi oyuncu üzerinden Gökhan Keskin değerlendirdi. Siz de değerlendirebilirsiniz. Ben Gökhan Hoca bahsederken kafamda da şu canlandı. Şimdi Jesus'un açıklamalarında sorulan soruyla beraber Jesus'un verdiği cevap. Dinamo Kiev'in yine çok fazla faul yapacağını düşünerek bir senaryo çizersek o zaman yüksek toplar biraz daha Önem arz edebilir Fenerbahçe için. Kaleye daha yakın noktalarda duran top kazanmak farklı bir stratejiye dönüşebilir. Bu da sanki ön bölgede bir Serdar Dursun'la oyuna Kesinlikle başlama ihtimaliyle getiriyor gibi. Evet. <laughs> Serdar Dursun aslında hani orada bir de Pedro hazır olsaydı şu anda bence. Hani o zon 14 dediğimiz yeri çok iyi oynayabilen oyunculardan bir tanesi Pedro. Bir de Arao'ya ben bir parantez açmam lazım. Hani Jesus'un da bildiği bir oyuncu. Flamingo'dan da bildiği bir oyuncu stoper de oynattı onu bazen Gökhan abi yani oyun stoper de oynamıştı ee, tabii o daha çok defansif yönüyle ön plana çıkıyor yani biraz böyle derin oyun kurucu dediğimiz bir noktada değil henüz ee, dolayısıyla ee, yani senin bahsettiğinden gidersek orada bir Serdar Dursun tercihinin ben daha doğru olacağını düşünüyorum ama tabii Serdar Dursun da hani sırtı dönük topları indirebilen orada bağlantı oyununu iyi bir şekilde yapabilecek bir hı hı. noktada da olması gerekiyor ama işte o Pedro'yu bağırıyor. İşte orada tam böyle Pedro'ya ihtiyaç duyuyor Fenerbahçe. Bence bu eksikliği gördüğü için Jesus Pedro'yu aldırdı. Çünkü daha çok çift forvet oynamayı seven bir teknik direktör. İşte 4-4-2 dediğimiz o bazen 4-1-4-1 de oynuyor ama daha çok 4-4-2'yi tercih eden bir teknik direktör. Yarın evet ben forvet hattında kesinlikle Serdar Dursun'un olacağını düşünüyorum. Hem uzun boyu hem fiziğiyle beraber hem de o uzun topla dönüldüğü anda e, yani onu göğsüyle karşılayabilecek ve orada kanatlara oyun iç olması açabilecek ve merkezden de bir anlamda bağlantı oyununu kurdurabilecek bir performans ortaya koyarsa bence başarılı olur Fenerbahçe yarın.